Değerli izleyenlerimiz günaydın hepinize. Çevreden çevremizden programımıza hoş geldiniz. Biraz gecikerek başlıyoruz bugün ama mesele değil. Tartışacağımız konu önemli. Ve bu konu daha önce de belirttik. Enerjiye yakın problemleri, sorunları çözmeye ilişkin bir konu yine. İzmir'imize tabii ki ilişkin bir konu. Ali Ağa'dan söz etmek istiyoruz. Gazi Emir'deki kurşun olayından, yani biraz radyoaktivite nükleer işin içine giriyor. Ve yeni güncellenen bir olay var. Ona da parmak basmamız gerekir. Salihli Köprü başındaki eski bir uranyum ocağının durumu hakkında birlikte bilgilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz bu konuların uzmanı olan Sayın Enver Küçükgül hocamız. Doçent Doktor Enver Küçükgül, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür. Şimdi efendim biliyoruz, çevre mühendisliği olarak sizin tabii çok çalışmalarınız var. Hepimizin üniversiteler olarak özellikle çevre sorunları kapsamında İzmir'in hava kirliliğidir, efendim enerji kaybıdır gibi birçok sorununa değiniyoruz. Evet. Ama bizim için hep bir yara olan, biz de bir çalışma yapmıştık 2002'de, hatta kitapçığı yayınlandı Ali Ağa ile ilgili. Bu Ali Ağa'dan gelen kirliliğin çok önemli olduğu söylenir. Bunu bilimsel bir biçimde belki şimdi anlatabiliriz, izleyicilerimizle de paylaşabiliriz. Hocam şimdi Ali Ağa'nın durumu nedir? Çünkü yeni bir Petrokok olayı çıktı, bir... Efendim durmadan termik santral telaffuz ediliyor. Halbuki termik santrallere doymuş bir durumda diyoruz. Hepimiz öyle evet. diyoruz. Evet, biraz bundan başlayarak. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Buyurun. Ali Ağa bölgesi kanunlarımızda ilk kez 1974 yılında sanayi bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi. O dönemin hükümeti. Bu kararı yayınlarken planların dipnotunda öncelikli olarak altyapı yatırımlarının tamamlanıp sonra sanayi faaliyetine geçilmesi diye bir not düşürmüştü. O not henüz hayata geçirilmedi. 62 mi 64? 74. 74. Yıl evet. 2014. 40 senedir. Bakın bunu ben ilk kez öğreniyorum. Evet. 74 yılında bu iş artık toparlanıp. Sayın Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan koalisyon hükümetlerinin yayınladığı karar. Evet. O yıllarda Ali Ağa'da biliyorsunuz sadece petrol rafinerisi vardı. Doğru. Evet. Bölgemizde. Evet. Petrol rafinerisinin arkasından özellikle gaz dolum tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı 75'lere doğru ve hemen arkasından da petrokimya tesisi olan Petkim kuruldu. Evet. Petkim'in kurulduğundan bugüne geldiğinde Avrupa'nın ve bölgemizin en büyük petrokimya kuruluşu olduğunu biliyoruz. Evet, doğru. Bunun anlamı çok sayıda endüstriyel ürün üreten fabrikalardan oluşan bir kompleks. Evet. Ham madde olarak rafineriden çıkan petrol ürünlerini kullanan bu tesisler sanayinin temel ihtiyacı olan pek çok maddeyi üretmektedir. Bunları üretirken de tabii ki her faaliyette olduğu gibi toprağa, suya, havaya ve insan bünyesine bir takım istenmeyen maddeleri de kalıntı olarak bırakmaktadır. Evet. Olaylar bu şekilde devam ederken yine pek çok gelişmiş Avrupa ülkesinde görmediğimiz o ülkelerde izin verilmeyen hurda metalden demir çelik üretim tesisleri kuruldu. Ve bunlar bir çığ gibi yükseldi. Yani Avrupa Birliği'nde hurdadan yapılmıyor. Böyle bir izin yok. Evet, hurda dediğimiz zaman her tür sanayi kirliliğine bulaşmış metal atıklarından bahsediyoruz. Çok güzel, evet. Organik kirlilikler, inorganik kirlilikler, radyoaktif kirlilikler aklınıza gelebilen, onların istemediği hurda metaller bizim ülkemizde işletilmektedir. Eğer demir çelik sanayinin verdiği rakamlardan bahsedecek olursak, 2009 itibariyle 15 milyon ton hurda metal ithal edilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden. Bu ülkelerde tabii ki bu metalleri temizleyerek bize gönderilmiyor. Evet. Söküldükleri, parçalandıkları yerdeki bütün kirlilikler de gemilere yükleniyor. Ve bu gemiler gümrük geçişi olarak Nemrut Limanı'nı kullanıyor. Bu 15 milyon ton demir bizim eritme fırınlarında eritilerek niteliksiz demir dediğimiz bu sanayinin ilk maddesi olan döküm demir.
Korkunç bir rakamdan söz ediyoruz. Yani 15 rakamın milyon ton. Rakamın daha korkunçluğu bunların bıraktığı atık miktarı. Evet. 2009 rakamlarıyla 5 milyon ton atık bırakmıştır. Yapmayın, evet. Yani şimdi yıllar içerisinde buradaki faaliyetlerle, demir çelik faaliyeti dediğimiz zaman hurda ocaklara döküldüğünde ilk etapta büyük bir gazlaşma ve partikül oluşur. Ben onu soracaktım. Gaz sırasında, katı ve sıvı hangisi? Evet, daha, eritme sırasında metal eriği içerisinde istenmeyen zuruf yükseltilir. Evet. Çeşitli yüzdürücü metaller yardımıyla gang dediğimiz zuruflar oluşur. Ve bunlar bu sanayinin istenmediği, bu sanayide kullanılmayan atıklar niteliğinde olduğu için yasalarımıza göre usulüne uygun bertaraf edilmesi gerekirken ne yazık ki 1974'ten günümüze değin 1985-90'lara kadar bu atıklar baca gazı ile uçuşan uçucu partikül maddelerle birlikte curuf birlikte gömülmüştür. Gömüldüğü yer usulüne uygun bir bertaraf tesisi olmayıp fabrika bahçeleridir. Çok kötü. Evet. Ve bu sorun fabrika bu sahada dağlar oluşturduğu için bu soruna çözüm bulmak amacıyla bilimin gerektirdiği yöntemler yerine o bölgeye bir tarım havzası tabii. Bu havzada tehlikeli atık niteliği taşıyan bu atıklar inert belediye atıkları niteliğindeymişçesine göre depolanmaktadır. İnört dediniz yani zarar vermeyen. Vermeyen. Halbuki özellikle baca bileşenin içerisinde ağır metaller çok küçük parçacıklar halinde. Parçacık boyutu küçüldükçe risk artar. Anladım. Zararlılık evet. Artar. Bunların hava yoluyla taşınması, toprakta gerek toprak bünyesindeki mikroorganizma faaliyetlerini bozması, yeraltı sularına kadar gerek gider, bitki yani, bünyesine evet. Aktarılması, bunlardan elde edilen ürünlerin insan sağlığına etkisi, yağışlarla, yağış dediğimiz zaman eğer ormanlık bir bölgeye yağmur yağıyorsa temiz hava koşulu, örneğin Alplerdeki ormanları bahsediyorum. Evet. Ya da sanayinin olmadığı alanlardaki orman alanlarına bir yağmur düşüşü olduğunda çiğ, dolu, kırağı vesaire tüm yaş çökelmelerde atmosferden gelen su içerisinde havanın karbondioksitle birleşmesi sonucu pH 5.65'e düşer. Bu mudur asit yağmurları dedi? Hayır, buna şükür. Evet. Eğer bölgede karbondioksit, kükürt oksitler, azot oksitler varsa bu bileşimin içerisine bunlar da çözünerek girdiğinde yağış 5.65'ten 3'lere 2'lere düşer. Eyvah, evet. Ve gittikçe inorganik kuvvetli asit niteliği taşır. Evet. Bu durumda toprak yüzeyinde bulunan metaller daha önce stabil olmasına karşın bu kez çözülmeye başlar. Ve filtrasyonla ulaşacağı yer en riskli bölge olan yeraltı sularıdır. Evet. Çünkü evet. Bir yüzeysel suyu, orası biliyorsunuz Bakırçay Havzası'na çok yakın bir bir yerde. Barajın suyunu eğer paranız çoksa arıtabilirsiniz. Ama dünyada yeraltı sularını arıtma teknolojisi henüz hayata geçirilmemiştir. Yani bu suları bir kez kirlettiğiniz an kayıtlardan çıkarmanız lazım. O zaman tam kuraklık yaşadığımız bu dönemde de bu şeyleri konuşuyoruz. Düşünün ne kadar su kalitesi önemli. Bozulduğunda bunlar bir denge reaksiyonu gibi algılanmasın. Dengede çift yönlüdür. İleri ve geri dengeden bahsederiz. Halbuki bunlar tek yönlü reaksiyonlardır. Bozulmanın artış yönünde devam eder, geri dönemez. Peki hocam, çok güzel açıkladınız. Bu sadece demir çelik. Bunun yanında petrokok diyorlar, termik santraller diyorlar. Hala artı, da yapalım deniyor. Bu nasıl bir olay? Artı denizcilik faaliyetleri çok önemli bir kirlilik kaynağı. İlaveten yine dünyada eşine ender rastlanan bir büyük tesisimiz daha var. Bize özgü. Evet. Gemi söküm tesisleri. Ha, evet, tabii. Binlerce milyon tonlara varan hurda gemiler Avrupa'da ve Amerika'da sökülmesi yasaktır. Bu gemileri söken dünyada 5 tane ülke var. Çin, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Türkiye. Evet. Bu saydığım Türkiye dışındaki diğer 4 ülkenin çevre duyarlılığı
alanındaki yatırımları ve izleme programları, çevre kirliliğini önleme düzeyleri belli. Doğru. Biz bunlarla aynı kategoride olarak dünyanın hurda kirletilmiş gemilerini söküyoruz. Ne zararı var? Gemi deyince sadece geminin saç metalini almaktan bahsetmiyoruz. Gemi içerisinde yüzlerce tür tehlikeli zararlı madde vardır. Sintine suları, balat suları, makine yağları, petrol artıkları, çeşitli gaz bileşenler, pestisitler ki bunlar son derece tehlikeli maddelerdir. Deniz florası, faunası. Gemide ısı izolasyonu sağlamak için her tarafında asbest bulunur. Bir gemiyi söktüğünüz zaman oradan elde edeceğiniz metalin satış fiyatında %100 kar etseniz bile bu gemiden kaynaklanan atıkları arıtmak için harcayacağınız bedel bunun en az 5 katıdır. Yani biz Nasrettin Hoca'nın deyişiyle bindiğimiz dalı kesmekte devam ediyoruz. Hocam asbest dediniz. Nedir asbest? Nasıl bir zararı asbest, var? Asbest doğal bir mineral yapısında olup kristal yapıdadır. Ve mavi asbest, beyaz asbest olmak üzere. Fren balatalarında falan kullanılıyor. Bir zamanlar kullanılıyordu. Şimdilerde kullanımı yasak. Yasaklandı. Evet. Asbest bozulmaz, bozulmaz, dönüşmez. Anladım. Kristal yapısını korur. Bu kristallerin uçları olta iğnesinin ucu gibidir. Mavi ya da beyaz olmasına göre kristallerin ucunda 3 ya da 5'li iğne uçları vardır. Bu toz havaya karıştığında 10 mikronun altındaki parçacıkları siz çökertemezsiniz. Solunum havasına girmesiyle akciğer kanserinin başlangıcı için yeterli bir maddedir. Bir zamanlar ülkemizde çimento ile karıştırarak asbestli çimento borular üretilip içme suyu amacıyla bu borular döşendiğini biliyoruz. Ben 2000 yıllarında İSSU'da çalışırken danışmanlığını yürüttüğüm proje sırasında İSSU bu boruların kullanımını yasaklamıştı. Çok güzel. Ama ülkemizin diğer su kuruluşlarında bu boruların halen kullanılmakta olduğunu duymaktayız. Sindirim yoluyla dahi buradan kopacak mikron altı parçacıklar sindirim sistemine girmesiyle mide, bağırsak ve özellikle son yıllarda artan kalın bağırsak kanserlerinin başlatıcı maddesi olarak bilmekteyiz. Dolayısıyla bir gemi sökümünden sağlayacağınız yararlarla zararlarını karşılaştırdığınız zaman yaşadığımız yıl için değil, önümüzdeki gelecek 10 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllarda gelecek kuşaklar için büyük bir tehlike yaratmaktayız. Yani astarı yüzünden çok çok pahalı bir dolayısıyla durumla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Ali Ağa, binbir gece masalları gibi binlerce gece anlatacağımız sanayi kirliliklerinin toplandığı bir bölgedir. Biraz termik santrallerden söz edebilir miyiz? Çünkü tabii ki, bir yedincisi, bir sekizincisi falan düşünülüyor. Ülkemizde enerji üretimi, enerji üretimi deyince birçok kaynak kullanılır. Yani biz zorunlu muyuz bu işe? Şu anda Türkiye'de üretilen elektriğin her kilowatt saati için enerji kaynağına baktığımız zaman yine devletin resmi kurumlarının açıklamalarına göre %70'e varan oranda döviz karşılığı alınan doğal gazdan üretilen elektrik kullanılmaktadır. Tabii ki döviz karşılığında alıyoruz. Çok yüksek meblağlar. Doğru. Halbuki enerji üretimi için sizin de çok iyi bildiğiniz gibi pek çok yöntem olmasına karşın ısıya dayalı yöntemler ön plana çıkarılmaktadır. Yakılan her şey zarardır. Çünkü yakmak dünyadaki ilk çağdan, ilk insandan beri bir ceza unsurudur. Tüm kutsal kitaplar öbür dünyayı, cehennem azabını hep ateşle tafsir ederler. Doğru. Ateş bir cezadır. Siz yakarak bir şeyden iyilik beklemeyin. Doğru. Bu işin felsefi yanı. Evet. Gerçek yanına baktığımız zaman ister doğalgaz kullanın, ister kömür kullanın, ister radyoaktif bir kaynak kullanın. Bu kullandığınız ham madde türüne göre sayısız çevresel riskler vardır. Evet. Ali Ağa'da planlamaların onlarca katı kadar sanayi yatırımının ihtiyacı yine bu bölgedeki sanayiciler tarafından yerinde çözülmek istenmesinden dolayı burada pek çok termik santral inşaatına izin almaktadırlar. Tabii ki sanayicinin birinci kuralı vardır. Tüm termik, ticari kuruluşların... Çok güzel anlattınız. Termik zaten ısı santrali. Evet. Değil mi? Evet. Isı ile elektrik üretmek. Evet. Birinci kural şirketlerde kar etmektir. Kar etmeyen bir şirket yaşayamaz. Evet. Karlılığı artırabilmenin yolu nedir?
mümkün olduğu kadar yasalardan, yönetmeliklerden taviz koparmaktır. Yönetmeliklerde koşulan sınır değerlerini aşağı çekmektir. Kirlilik parametrelerinin seviyesini değiştirirseniz kolayca izin alabilirsiniz. Tabii Avrupa bunlar Birliği'nde suçtur. 20 mikrogram metreküp, bizde 60 galiba. Evet, pek yani, çok parametreye baktığımız Türkler zaman daha değişik. Ve bir taraftan da bunların yabancı sanayi kuruluşları olduğunu hatırlayacak olursak, kendi tabii ülkelerinde izin alamadıkları üretim sistemlerini bizim ülkemizde hayata geçiriyorlar. Evet. Enerjide bir diğer sorun. Türkiye'nin her tarafı interconnected sistemle donatılmıştır. Yani Türkiye'nin bir ucunda bir termik santraldan elektrik üretirseniz öbür uca kadar bunu iletmeniz mümkün. İletim kayıplarını göze alarak yaparsınız. Anladım. Bunun yerine sanayici ihtiyaç duyuyor diye Aliağa'da 8 tane, 10 tane, ileride belki 20'ye çıkacak termik santral yerinde kurmakla siz oradaki kirlilik odağını tölere edilemeyecek, duruma, kabul edilemeyecek, sürdürülemeyecek düzeye getirmiş olursunuz. O nedenle biz öncelikli olarak yatırımlarımızda enerji perspektifini neye karşı sağlıyoruz, buna bir bakmamız lazım. Yani enerji politikamızı yeniden ele almamız gerekiyor. Şüphesiz. Gerekir. Çünkü evet, dünyanın gelişmiş ülkelerin hedeflediği enerji yatırım programları çok değişmiştir. Bugün Almanya'da enerji üretim politikasına baktığınız zaman bizden çok daha düşük güneş enerji sistemlerine, kapasitelerine sahipken ülkenin ihtiyacının büyük bir ihtiyacını güneş enerjisinden, yani yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadır. Hocam çok güzel gidiyoruz ama son 4 dakikaya girdik. İşaret çok kötü, ediyorlar. Çok kötü. Hemen Aliağa ile şey yapalım. Bu programımızda çözüm yollarını önerelim Aliağa ile ilgili. Diğerlerini başka bir programda siz bize söz verin ve onu ayrıca irdeleyelim, çünkü çok önemli konular. Radyoaktif kirliliği çok önemli bir konu. Evet. Ben bugün o amaçla gelmiştim ama Aliağa'nın dertlerini bitirmek mümkün değil. Belki doğru, de ben biraz süremi aşıyorum. Yok, hiç mesele değil. Hayır hayır, buyurun. Şimdi Aliağa için bir çözüm önermek istiyorsak. Evet. Öncelikli olarak altyapı dediğimiz çevresel riskleri azaltan, kirlilikleri önleyen yatırımların bir izleme, denetleme, kontrol mekanizmasını daha da çoğaltmamız gerekiyor. Bölgede görünen birinci kirlilik hava kalitesinin bozulmasıdır. Aliağa'nın topografik yerine hatırlayacak olursak, İzmir'in sahip olduğu imbat rüzgarları, aynen, hakim rüzgarlar kuzeydoğu istikametinden gelir. Doğrudur. Yani Aliağa'da oluşturacağınız her gaz ürün bize gelir. Direkt İzmir'e gelmektedir. Biz bunu araştırmayla tespit ettik. Hatta Karşıyaka'nın sırtlarında olan binalar çok temiz falan dendi. En çok da hava sirkülasyonuyla yukarılara doğru giden bir durum var. Ve o yüzden bizim yazın bile kentimiz çok kirli görünüyor. İzmir birçok anlamda çeşitli kirlilik odaklarının kontrol altındadır. Evet, doğru. Aliağa'nın önüne perde çekemezsiniz. Yapacağınız işlem daha az kirlilik oluşturacak teknolojileri seçmeniz. Bu da daha büyük yatırımdır. Ama demin söylediğimiz sanayicinin ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla merkezi yönetim, yani devlet dediğimiz kontrol kurum etmesi, burada gücünü göstermesi gerekiyor. Ve belki teşvik vermesi gerekiyor falan. Yenilenebilir. Çeşitli yöntemler var. Tabii hocam, ki ekonomik zaman açıdan fizibil olabilmesi için çok çeşitli yöntemler var. Evet. Şunu diyebilir miyiz? Artık Aliağa'ya bu tesisleri çoğaltmayın diyebilir miyiz? Yani dursun, dursun. Akıl ve sağduyu ve sürdürülebilir bir yaşam bunu gerektiriyor. Değil mi? Ama doğru, siz yani bu bölge zaten kirli. Buradaki insanlar bu kirliliğe alıştı, biraz daha kirlilik yaratsam bir şey olmaz mantığını sürdürürseniz, ki bu ilme, bilme, dine, ahlaka, her şeye aykırı bir yaklaşımdır. Doğru, doğru. Çevreyi korumak bu şekilde olmaz, çünkü çevre sizin benim değil, doğru, gelecek kuşakların ihtiyacı olan bir unsurdur. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tabii böyle dediğimiz zaman Aliağa'da bir kere o yeni tesislere izin verilmemeli. Ama biraz önce belirttiniz, şu andaki durum envanter olarak ortaya konmalı. Evet. Yapılabilecek sağıtım belirlenmeli. İyileştirme bugün çalışmaları. Bugün bizim öğrendiğimiz, sizin tarafınızdan söylenen çok ilginç bir şey vardı. 1974 yılında evet, bunun
bu dediklerimizin yapılıp o işe son alt verilmesi dediğimiz... ya da altyapının ona göre organize edilmesi idi. Ve ondan sonra faaliyetin başlaması gerekirken, bravo, evet. Halk deyimiyle istim arkadan gelsin ya da kervan yolda düzülür mantığıyla çevresel kirliliğin önüne geçemeyiz. Doğru. Ki bu kirlilik içerisinde en önemli parametre sadece hava bileşenleri değil, yeraltı suyu, yüzeyin kirlenmesi, burada yaşayan insanların yaşam kalitesini düşürülmesi. O bölgeyi hatırlayın, Ala kıyıları, Yeni Foça, kesinlikle, Eski tabii, Foça tabii. Ve İzmir'e doğru gelen denizden faydalanma tabii, potansiyelimiz zaten, düşürülmektedir. Tabii hocam, zaten sektörel bir kapışma da var orada. Turizm sektörünü baltalayan bir olayla hemen olay arkasında bir tarım havzası var, Menemen Ovası var, evet, hemen üstünde evet, Bakırçay evet, havzası var. Yeraltı sularını dünyanın dediğiniz... en iyi kaliteli pamuğunu üreten Bakırçay'a biz hangi gözle bakıyoruz? Hı-hı. Hemen Bakırçay'ın üstünde yer alan maden işletmelerini biliyorsunuz. Doğru. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Sanayicinin yani faaliyet bilim, yapmasını bilim, istiyoruz. Tabii. Ancak usulüne, çağdaş bilime uygun faaliyetleri yürütmesini istiyoruz. Çünkü değerli biz sanayicinin hocam, dostuyuz. Ne yazık ki zamanı tükettik. Çok teşekkür ediyoruz ben ama teşekkür söz aldık. Bir başka şüphesiz programda radyoaktif kirlilik üzerinde durmamız gerekir. Önemli. İşte biraz önce söylediğimiz gibi. Ama hemen bir duyuru yapayım, özür buyurun, dilerim. Yarın Tepekule Kongre Merkezi'nde radyoaktif kirlilik konusunda bir konuşma yapacağım. Çok güzel. İzleyicilerimiz saat 10.30 ile 12 arasında. Birçok akademik uzman da gelecek. Hepimiz oradayız diyelim. Teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz, bugün ne yazık ki yalnızca Alia'nın çevre kirliliği bakımından durumunu sektörler bazında irdeleyebildik. Ama Sayın Küçükgül'den söz aldık. Radyoaktif kirliliği, Köprübaşı ve Gazi Emir'i ve diğer kirlilik etmenlerini bir başka programımızda mutlaka görüşeceğiz. Çünkü konu çok önemli, görüyorsunuz. Kurak bir yıl yaşıyoruz, sularımız tükenmiş durumda, barajlarımız tehlikede, birçok gölümüz geri çekilmiş durumda ve en önemlisi de biz hala bu işin pek farkında değiliz. Farkında olabilmek için Çevreden Çevremizden programımızı izliyoruz. Hepinize saygılar, iyilikler, hoşça kalın.